Böyle bu kadar. Hı. Şimdi Demet'in şeyleri koyacağız. Bütün şöyle alalım. Ya. Domatesleri harika. Niye bütün koydum? Doğraya da bilirsiniz ama o zaman çok sert bir domates tercih edin. Çünkü böyle hani kebabın üstünde yayılan domates gibi oluyor ya, ben o görüntüyü sevmiyorum. İşte Deniz biraz önce söyledi, biraz görüntü takıntım var. Bu domatesler imkanı yok, hani öyle yumuşayıp dağılmıyor. Denizciğim çok istersen şık. Bunları bir koyalım. Gerçekten. O pencerelere hiç gerek yok mu? Yani bak çok güzel olacak renkleri. Harika. Değil mi? Hayatım, evet, bunu pişirmeyelim, burada böyle seyredelim. Çok güzel. O kadar şık gibi anlatan. Olmuş mu? Evet, işte hanım kızı gör sen. Kokla olmalı. Hayatım işte, bu hem içi nefis bir şarkı söyler her evet. dilde. Şimdi bir benim et etme günü bugün. Hem şarkı sever arkadaşlarını, bayılır. Aynı zamanda süper yemek yapar. Çok en can dostlarımdan bir tanesidir. En başlara da gelir hatta Deniz. Deniz benim de çok, en can dostum. Daha Kayan çünkü... abinin vokalistiyken. Aa, o kadar eski. O zamanlardan yani. Evet efendim, biz o zamandan bayağı yıllar, birkaç sene önce diyelim. Beş. Birlikte büyüdük neredeyse canım. Kardeşim şimdi. Gibi artık tane değil. Ben bunu böylece hazırladım, veriyorum kızlar fırına. Hadi birazcık bakalım. Daha şöyle bir şey yapacağım yani. Zeytinyağı mı? Bunun içine koyduk da hani... Kuru kuru da olmasın, iyice de artık diyet yapıyoruz diye size tatsız tuzsuz bir şey. Bak yaz geliyor, bu mandalina yedirmeyin. Çok güzeldir bak. Böyle böyle oynayacaksın kıyılarda mandalina. Korkum yok albümünü yani, almak isteyen olursa. Benim evde falan. Evet. Ben böyle saçmalarmış. Şimdi. Japonlar. Ben helva kavuracağım, siz bol bol anlatıyorsunuz. Ay, neler oluyor hayatta? Ben şu saçımı buyurun. Toplamak istiyorum. Hayır yani. Çok güzelsin hayatım. Niye beğenmedin sen kendini? Hayatım ben orada yarım 45 dakika önce bitirmişim her şeyi. Bu hala fıstısı buradan, o fıstısı buradan, şuradan. Ara mı verdik? Herhalde. Hayır. Yok. Çok... Aa, biz böyle evdeyiz işte. Böyle al bak bir dakika. Güzel, düzelt kızın saçını, yardım et. Çok güzel. Hayır her haliyle güzel değil mi Sebep'ciğim? Şimdi çok bak şimdi. Çok özür dilerim. Sen ne itiraf ediyorsan. Biraz galiba heyecanlandım. Niye heyecanlanıyorsun? İşte evde, evinize gelmişiz. Ekranlar burada, seyirciler. Demek sen de yaşam koçu değil de ama ne deniyor şimdi sizinkine? Ben de televizyonda yarışma koçuyum. Güzel bir şey bu. Değil mi? Var mı güzel bir sıkıntısı? Şey. Çünkü bir sonuçta şey var. Dilekleri var bizim yarışmacılarımızın. Onların dileklerine ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bir tek şov amaçlı değil, eğlenme amaçlı da değil. İkisini birden yapmaya çalışıyoruz. O yüzden daha içime siniyor yaptığım şey. Ama bir yani nasıl söyleyeyim, hani bir ümit vaat eden, hani ben ancak karga karga gak dediği demek bana dizgin söyletebilir. Bu kadar sıfır yetenek yani. Hiçbir zaman hayatında kendi kendine bile şarkı söylemeyen biri işte. Sen misin? Tam karşında duruyor. Ne koçu alsan, kaldırsan, koysan seninle birlikte yani yaşasak yapamam. Yani her insan şarkı söyleyebilir aslında. Öyle mi? Ne kadar iyi niyetli, yani, ne kadar mütevazi. Her insan şarkı söyleyebilir ama onu hani kulağa hoş gelmesi, tınısı vesairesi tabii ki profesyonelleştikçe çok daha farklılaşacaktır. Ne sesler görüyoruz aslında ilk çıktığı zaman? Aa nasıl albüm yapmış diyorsun. Biraz orada haklısın. Geçiyor. Sahnede izliyorsunuz. Hakikaten kendini çok aşan insanlar var yani. Hiç kendinden beklenmeyecek performans. Ben özellikle inanıyorum ki herkesin bir şekilde çalışırsa, azmederse ucundan da olsa biraz söyleyebilir. Ama bu tabii yorumcu mu olur? Ne nereye olur? Kadar nereye ulaşır kadar olur? Belli değil. Ama keşke böyle olsa hep müzik koçu, yarışma koçu ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben Demet'e diyorum ki Demet. Ne kadar çok kibar, kırılgan, böyle şeker bir hanımsın. Bu sektör için biraz uygunsuz kaçmıyor musun sen diye. Şimdi kaçayım bir yandan biraz. Hazırlanıyoruz. Bir de yani takılıyorum. Çok hanımefendi. Ben de her programda söylüyorum. Benim de kızım gitar çalıyor, çalmaya çabalıyor. İyi ki varsınız. İyi ki bizler de örnek İyi gösterecek. Gerçekten öyle. Çünkü örnek biz tamamlarken... Arkadan gelenleri düşünmek durumundayız. Evet, yani yaptık, de. Paralar kazanıldı, işler bence bitti. De. Bu olmamalı yani bir kaygı şimdi taşımalı bana soruyorlar insanlar. Mesela Sedef, neden programlara çıkmıyorsunuz? İşte bırakıyor musunuz bu işi, bıraktınız mı? Hayır, ben yine bestelerimi yapıyorum, sözlerimi yazıyorum. Ama ekranda görünmenin her programda görünmek olduğuna inanmıyorum ben. Evet yani çok katma değeri sana bir yoksa de, yani niye? Bir şeyler yapınca ben ekranda görünmek istedim. Yeni bir projeyle yeni sanatımla şey. Yani sanatımla dediğim mesleğimle ne işe baş koydum ben? Şarkıcılık.
Evet. Şarkıcılık yapmadığım zaman da görünmek bana göre ters. Hayatım kendimi... ama seni görmek istiyor. İzleyenlerin çok seviyorlar seni. Bak YouTube'da mesela Şevket Uğurlar'la sağ olsun şeyde programda. Buyurun işte. O kadar beğenilmiş ki caz şarkıları söylemiş. Evet, arkadaşımın bir de böyle bir şeyi var. Sadece şey değil yani Türkçe sesli hafif. Sağ olsun gibi. Takip edenler biliyor. Beni yakın takip edenler biliyor. Çok güzel caz da söylüyor. Yurt dışından beğenilmiş. Bence iyi takip edenler diye ben burada hemen düzelteceğim Demet'i. Doğruyu dinlemek isteyen muhakkak bir yerde bir şekilde buluyor. Ben de biliyorum. Doğru hani ne yapıyorsunuz? Dinlemek isteyen deneyelim. Doğru bunu, herkesin yani, tabii ki herkesin çok göreceli bir şey. Değişir herkesin. Ben samimi müzik yapmaya çalışıyorum. Mutlaka da bir gün bir yerde buluşuruz diyorum. Kayhan abinin sözü gibi oldu. Kalbinden değil mi? Ama ben gerçekten... Kalbinden yani samimiyet çok ayrı bir şey. Onu hissederler. Herkes hisseder. Bizim halkımız çok iyi hisseder. Bence de çok iyi hissediyorlar da biraz merak bazı şeyleri cazip hale getiriyor. Özel ve seyrettiriyor. Özel hayat. Onun dışında ben de çok güveniyorum. O kadar güzel mailler geliyor ki demek ki burada yaptıklarımız hani toz havaya uçmuyor. Evet. Ki böyle emek koyup insanlar da oturup yazıyorlar. Bu nasıl olmuş? O kadar seviniyorum ki bazen anlaşılmadığına bile çok seviniyorum. Çünkü o şey geliyor hani geri dönüşü oluyor. Şurada şunu şöyle dediniz işte bir çay bardağı dediniz ama yazarken yarım su bardağı diye yazdı. Hmm. Hani düzeltin falan diye çok hoşuma gidiyor. Elmik helvasını hemen küçük bir tarif veriyorum. Tamam. Sohbete tabii devam efendim, ediyoruz. Buyurun. Şöyle 50 gram artık daha aza indiremedim. 50 ya. Gram tereyağı ya da ne kadar oluyor 50 gram ortalama tahmini? Bir yok. O kadar da değil artık. İki şöyle söyleyeyim sana. Şundan memek şöyle var. Dolu dolu hani yumuşak bir tereyağından evet. Şöyle iki kaşık aldığını i̇ki düşün. Kaşık. Evet 50 gram ya da zeytinyağı sızma zeytinyağıyla doluyor. Yalnız onu kavururken zeytinyağı yandığında çok hızlı ağırlaşıyor. Çok faydalı da bir şey değil ama galiba değil mi?